Bugün TV ekranlarında spor haberleriyle sizlerleyiz. 7 Kasım 2023 Salı, İzmir ve Ege bölgesinde öne çıkan spor haberlerini sizler için derledik. Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, stadyum yapımındaki gerekli koşulların kabul edileceği takdirde yapımı üstleneceğini belirtmişti. Şimdilerde Kafkaf, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan gelecek haberi bekliyor. Karşıyaka'nın yıllardır yapımı yılan hikayesine dönen Yalı'daki stadyum inşaatı ile geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil önemli bir çıkış yapmıştı. İnşaat sektöründe iş hayatını sürdüren Azat Yeşil, demir ve çimento maliyetlerinin üstlenilmesi halinde Yalı'daki stadyum alanına projeyi kendi şirketiyle yapmaya hazır olduğunu belirtmişti. Azat Yeşil, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan randevu talep ettiklerini ve haber geldiği anda görüşmeyi gerçekleştirebilmek adına Ankara'ya gideceklerini belirtti. Başkan Yeşil, bakanımızla görüşüp bu gerekli adımları atmak istiyoruz. Bu işin en kısa sürede çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Stadyum konusunda daha da duyarlı olunmalı. İstemeyene hiçbir şey verilmez. Biz camia ve taraftarlar olarak ne kadar çok istediğimizi göstermeliyiz. Duyarlı olup birlikte hareket etmeliyiz dedi. Göztepe'nin başarılı kalecisi Liz taraftarlarına güven veriyor. Sarı Kırmızıların Süper Lig yarışındaki umuduysa Polonyalı eldivenin ortaya koyduğu performans olacak. Trendyol 1. Lig'de ard arda 5 galibiyetten sonra evinde Kocaelispor önünde fren yapan Göztepe'de kaleci Liz Süper Lig yarışında kalan haftalarda takımın en önemli kozlarından olacak. Göz bu sezon 11 maçta aldığı mağlubiyete rağmen kalesinde yalnız 5 gol görürken Liz, ligin en az gol yiyen kalecisi oldu. Başarılı file bekçisi oynanan 11 maçın 7'sinde kalesini gole kapattı. Ayrıca tecrübeli eldiven 8. haftada Boluspor deplasmanında da penaltıda kurtardı. Altay'ın kadrosunda yer alan altyapı patentli oyuncular tat vermiyor. Siyah beyazlı takımda yer alan gençlerden skora katkı yok. Trendyol 1. Lig'de 11 maç sonunda 5 puanla son sırada yer alan Altay'da altyapıda yetişen genç futbolcular bu sezon yokları oynuyor. İzmir ekibinde kanat oyuncusu Salih ve savunmacı Sefa 11 maçta oynarken Onur 10, Arda ve Efe 9, Ali 8, Yusuf 7, Mehmet Caner ve Enes Yetkin 5, Eren Erdoğan 3, Kuban ve Murat Berkan 2, Enes Öğrüce 1 karşılaşmada şans buldu. Altay'ın attığı 6 golün 3'ünü Paxio kaydederken 2 gol Zeki'den, 1 gol de İbrahim'den geldi. Asistleri ise Tolga, Paxio ve Ceyhun yaptı. Altınordu'nun genç oyuncusu Hasan Berat, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde 1461 Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu'da genç defans oyuncusu Hasan Berat Kayalı, bu karşılaşmada profesyonel kariyerindeki ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. Skor 1-1 iken 43. dakikada takımını öne geçiren 18 yaşındaki milli stoper attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Çeşitli yaş kategorilerinde ay yıldızlı formayı giyen Hasan son olarak U19 milli takımına davet edildi. Karşıyaka'nın pivotu Vernon Carey, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ayın en değerli oyuncusu seçildi. Şampiyonlar Ligi'nde Ekim ayının en iyi ilk 5'ine seçildikten sonra ayın en değerli oyuncusu ödülünü alan Pınar Karşıyaka'nın pivotu Vernon Carey, bu ligde MVP olan en genç oyuncu ünvanını elde etti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi E grubunda 2'de 2 yapan Kafkaf'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki Carey, ayın MVP ödülünü Strasbourg'la oynayacağı maçtan önce alacak. 7 Kasım 2023 Salı, İzmir'de Spor Ekstra programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.